Merhabalar. Bu videoda asal sayılarla ilgili sorular çözmeye devam edeceğiz. İlk sorunun çözümünde kullanacağımız teorem olan Eratosthenes kalburunu bir hatırlayarak başlayalım. Bu bize şunu söylüyordu bu teorem. Eğer birden büyük bir en sayısı aldığımızda bu sayı asal değilse, o zaman bu sayının karekökünü geçmeyen bir p asal bileni muhakkak var olmalıdır. Bunu daha önceki videoda görmüştük, ispatlamıştık. Bunun bir başka ifadesi de şuydu. Eğer birden büyük bir tam sayı aldığımızda bu tam sayının karekök n'i geçmeyen hiç asal çarpanı, hiç p asal çarpanı yoksa o zaman n sayısı ne olmak zorunda kalıyor? Asal sayı olmak zorunda kalıyordu. Peki o zaman ilk problemimize bakalım. Birinci problem bize şunu söylüyor. Bu bilgiyi kullanarak, bu Eratosthenes kalburunu kullanarak, eleğini kullanarak 10 ile 100 arasındaki tüm asal sayıları belirlememiz isteniyor. Şimdi buna bakacağız. Tabii öncelikle şunu bir görelim. 1 ile 10 arasındaki asal sayılar neler? 2, 3, 5, 7. Yani burada asal olanlar şunlar. 2, 3, 5, 7. Dolayısıyla 2, 3, 5, 7'nin katlarını alırsak tabii ki kendileri dışındaki bu sayılar ne yapmayacaktır? Asal olmayacaktır. Çünkü bunların kendisinden başka ve birden büyük bir pozitif böleni olacaktır. O zaman şu 2'nin katlarını bir elemekle başlayalım. Bu 4 2'nin katı, bunu eleyeceğiz. 6'yı eleyeceğiz, 8'i eleyeceğiz, 10'u, 12'yi. Yani buradaki çift olanları doğal olarak ne yapıyoruz? Eliyoruz. Bunlar eleniyor. Bunlar asal sayı olamıyor. Peki bunların hepsini şu şekilde birer birer eleyelim. Peki şöyle bunları eliyoruz. Hatta şöyle yapsak belki daha kolay olacak. 54, 64. Evet, aşağıya doğru. Bunların hepsini böyle ne yaptık? Şöyle eledik. Bunlar gitti. Peki 2'nin katları gitti. Şimdi başka bir renk alırsak şuradan. 3'ün katları da tabii ki ne yapamayacaktır? Asal sayı olamayacaktır. 3'ün katlarını da eleyelim. 6 zaten gitmişti. 9 da gitti. 12, 15, 18, 21, 24, 27 ve burada ne var? 30 var. Bu gitti. Sonra aşağı indiğimiz zaman 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 ve burada ne var? 60. Daha sonra 63, 66, 69, 72, 75, 78 gitti. 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99. Evet, bu sayıları ne yapmış olduk? Elemiş olduk. Başka? Tabii ki 5'in katları da elenecek. Onun için de başka bir renk, şu rengi seçecek olursak. 5'in katlarından 10 gidecek. İşte 15, 20, şöyle aşağı inecek olursak aslında 5'in katları şuralarda. Bunları ne yapacağız? Eleyeceğiz. Böyle. Bir de şurada da 5'in katları var. Bunları da ne yapmış olduk? Eliyoruz. Ve bu şekilde 5'in katları da elendi. Bir başka renk seçelim. Onu da şu rengi seçelim. Şimdi bir de 7'nin katlarını eleyelim. 7'nin katları ne olacak? 14 gidecek. Sonra şurada 21 gidecek. Sonra 28 gidecek. 35 zaten gitmişti. Bu gidecek. 42 gidecek. Sonra burada ne var? 49 var. Bu gidecek. 56 gidecek. Bir sonrakinde 63 gidecek. Sonra 70 gidecek. 77 gidecek. Sonra 84 gidecek. Bir 7 daha ekledik. 91 gidecek ve 98 gidecek. Bu sayıları da 7'nin katı olduğu için eledik. Şimdi biz şunu iddia ediyoruz. Geriye kalanların hepsi asal sayıdır. Neden asal sayıdır? Tekrar şöyle kırmızıya dönecek olursak. Şimdi biz hangi sayıyı arıyoruz? M küçük eşittir 100.
bunu istiyoruz. O zaman m küçük eşittir 100 olsun istiyorsak karekök m de ne yapacaktır? Karekök 100'ü geçemeyecektir. Ve ben bundan küçük eşit olan bir asal sayı aldığım zaman ne yapacaktır? Bu p 2, 3, 5, 7'den bir tanesi olacaktır. Bunlardan başka yok. Dolayısıyla ne olacak? Eğer bizim aldığımız m sayısı ne yapmıyorsa, 2'nin katı olmuyorsa, başka 3'ün katı olmuyorsa, 5'in katı olmuyorsa ve 7'nin katı olmuyorsa, o zaman buradan çıkan sonuç bu m sayısının ne olduğu asal olduğudur. Ama biz zaten 2, 3, 5, 7 sayılarının katlarını eledik. Dolayısıyla geriye kalanlar ne olacaktır? Asal sayı olacaktır. Tabi burada 1'i de eleriz. Tanım gereği 1 de asal değildir. O zaman geriye kimler kaldı? Onları da belki siyahla seçecek olursak. İşte burada ne var? Birinci satırda zaten 2, 3, 5, 7'yi söylemiştik. İşte şurada ne var? 11 sayısı var. Sonra şurada 13 var. Elenmeyen 17 var. 19 var. Buraya geldiğimiz zaman 23 sayısı var. Başka bu satıra baktığımız zaman bir de 29 var, elenmemiş. 31 var. Burada bir de kim olacak? 37 sayısı olacak. Başka 41. Burada 43. Şuraya geliyorum 47. Bu satırda başka yok. 51, 52. Şurada üstü henüz çizilmemiş 53 var. Burada bir de kim var? 59 var. Bunu da alacağız. Sonra 61 sayısı, şurada 67 sayısı, şuraya geliyorum 71 var, sonra şurada 73 var, 79 var, bunları alıyoruz. 83 var, başka ne var? 89 var. Son satıra geldiğimiz zaman da burada bir tek ne var? 97 var. İşte bu kalan sayılar ise ne yapacak? Asal sayılar olacak. Tabii biz burada ne yaptık? 1'den 10'a kadar olan asal sayıları kullanarak 10 ile 100 arasındaki bütün asal sayıları ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Aslında bu mantıkla çok daha genel olarak eğer n'den bir n tam sayısı verildiği zaman n'den küçük asalları biliyorsak, n'den küçük tüm asallar eğer şunlarsa, p1 nokta nokta, PK asalları ise, bu asallarsa, o zaman n ile n kare arasına düşen n ile n kare arasına düşen asal sayıları bu Eratosthenes kalburuyla nasıl bulabiliriz? Şöyle buluruz. P1, P2, PK'nın katlarını ne yaparız? Eleriz. Kendileri hariç tabii ki. Ve bunları eledikten sonra geriye kalan herkes ne yapacaktır? Asal olacaktır. Dolayısıyla verilen bir pozitif tam sayıdan, bir n tam sayısından küçük eşit olan bütün asal sayıları biliyorsam, şu aralığa düşen asal sayılar hangileri olacaktır? Bu asallardan hiçbiriyle bölünmeyen tam sayılar ne yapacaktır? Buradaki asal sayıları oluşturacaktır. Peki o zaman bu şekilde bunu tamamlamış olalım ve ikinci probleme geçelim. İkinci problemde şunu göstermek istiyoruz. Kök 7 sayısının irrasyonel olduğunu göstereceğiz. Çözüm diyelim. Nasıl göstereceğiz? Şuna alfa ismini verelim, kök 7'ye. Ve bunun rasyonel olduğunu varsayıp bir çelişki alalım. Bunun rasyonel olduğunu varsayalım. Peki bir tane tam sayı rasyonel olmak istiyor. O zaman biz bu sayıyı nasıl yazabiliriz? Eğer rasyonel olmak istiyorsa, bu karekök 7 a bölü b virgül, bu b ne olacak? B'yi pozitif alabileceğiz ve ebob ab, ebob ab eşittir 1 olacak biçimde a b tam sayıları nedir? Vardır. Böyle tam sayılarımız var. Şimdi o zaman burada her iki tarafın karesini alırsak 7 ne yapacak? A kare bölü B kareye eşit olacak. Buradan ne elde edeceğiz? A kare eşittir 7B kare olacak. Yani 7'nin bir katıyla A kare elde ediliyor. Yani 7 A kareyi bölecek. Ama 7 nedir? Bir asal sayıdır. Bir asal sayı bir tam sayının karesini bölerse onun kendisini de bölmelidir.
7a'yı da bölecek. O zaman ben bu a'yı 7k biçiminde yazacağım. Olacak biçimde bir ne vardır? K eleman z vardır. Böyle bir k tam sayısı vardır. Peki, şimdi o zaman şu eşitlikte a kare eşittir 7b kare eşitliğinde şunu yerine yazacak olursak neyi yazacağız? 49k kare neye eşittir bu? A 7k olduğuna göre a kareye eşit. Bu da 7b kareye eşit. O zaman buradan çıkan sonuç bu 7'leri sadeleştirirsek b kare eşittir 7 tane k kare olacak. Yani 7 ne yapacak? B'yi bölecek. B'yi değil henüz b kareyi bölecek. Ama 7 bir asal sayı, bir tam sayının karesini bölerse 7 b'yi de bölecek. Yani o zaman ne yaptı? 7 a ve b'nin neyidir? Bir ortak bölenidir. Bir ortak bölenidir. Peki o zaman bir ortak bölense o zaman bu 7 ne yapmalıdır? 7 a ile b'nin en büyük ortak bölenini ne yapamaz? Geçemez. Ama a ile b'nin en büyük ortak böleni neydi? 1'di. Bunu 1 olacak şekilde yazabiliriz. Başlangıçta da öyle kabul etmiştik. Dolayısıyla 7 küçük eşittir 1 oldu. Bu nedir? Bu bir çelişkidir. Dolayısıyla kök 7 sayısı ne yapamaz? Kök 7 sayısı bir irrasyonel sayıdır. Rasyonel bir sayı olamaz. Tabi burada bu ispatı yaparken bizim burada kullandığımız en temel özellik şurada 7'nin a kareyi böldüğünden 7'nin a'yı böldüğüne geçmek ki burada da 7'nin neyini kullandık? Asal olduğunu kullandık. Yani biraz sonra onu da göreceğiz. Buradaki 7 yerine herhangi bir asal sayı da alsak bu ispat aynen ne yapacak? İlerleyecektir. Peki. Şimdi o zaman şuna bakalım. Kök 3 artı kök 7'nin bir irrasyonel sayı olduğunu gösterelim. Şimdi buna yine ne yapalım? Bir alfa ismini verelim. Bu sayı rasyonel olsa diyerek bir çelişkiye ulaşmaya çalışalım. Şimdi bu sayı rasyonel olsa her iki tarafın karesini alsam alfa kare kök 3 artı kök 7'nin neyi olacak? Karesi olacak. Bu da ne yapacak? 3 artı 7 artı 2 çarpı kök 21 olacak. Peki buradan kök 21'i biz çekersek kök 21 nereye, neye eşit olacak? Sol tarafta alfa kare var. Alfa kareden 10 çıkacak. Ne yapılacak? Şunun başında bir de 2 var. 2'ye bölünecek. Şimdi biz bu alfanın rasyonel olduğunu varsayıyoruz. Alfa rasyonel olsa bunun karesi de rasyonel olur. Bunlar da rasyonel. Rasyonelden rasyonel çıksa yine rasyonel kalır. Ve bu sıfırdan farklı bir rasyonele bölündüğünde burası yine rasyonel olur. Yani eğer kök 3 artı kök 7 rasyonel olmak istiyorsa o zaman kök 21 de rasyonel olurdu. O halde madem kök 21 rasyonel olmak istiyor, kök 21'i a bölü b virgül b pozitif ve a ile b'nin en büyük ortak böleni 1 olacak biçimde yazabiliriz. Böyle a b tam sayıları vardır. Şimdi burada her iki tarafın karesini alırsam 21 neye eşit olacaktır? A kare bölü b kareye eşit olacaktır. A kare neye eşittir? O zaman 21 b kareye eşittir. Buradan çıkan sonuç işte şunu şöyle belki yazacak olursak bu da nedir? 3 çarpı 7 çarpı b karedir. Yani bu 3 sayısı ne yapar? A kareyi böler. 3 a kareyi bölüyorsa o zaman bu 3 asal olduğundan a'nın kendisini de bölecektir. O zaman a eşittir 3k olacak biçimde bir k tam sayısı muhakkak nedir? Vardır. Böyle bir k tam sayısı vardır. Şimdi şu eşitlikte bunu yerine yazalım. 3k'nın karesi eşittir a kare ki bu ne yaptı? 9k'nın karesi oldu. Bu neye eşit? 21b kareye eşit. Buradan çıkan sonuç 3 ile sadeleştirirsek 3k'nın karesi eşittir ne yapacak? 7b'nin karesi olacak. Dolayısıyla 3'ü bir şeyle çarpıp bunu buluyorum.
Yani 3 ne yapacak? 7 b kareyi bölecek. Tamam. 3 7 b kareyi bölüyor ama bu 3 ile 7 nedir? Aralarında asaldır. 3 ile 7 aralarında asal olduğuna göre o zaman bu 3 sayısı madem ki 7 ile aralarında asal, o zaman b kareyi bölecek. Ama 3 asal, bir asal sayı bir tam sayının karesini bölerse kendisini de böler. O zaman 3 zaten a'yı bölmüştü. Bu 3 geldi bir de b'yi bölmek istedi. O zaman 3 ne yapacak? 3 a ve b'nin yine aynı mantıkla a ve b'nin bir neyidir? Ortak bölenidir. Ortak böleni olduğundan bu ortak bölenler içerisinde en büyük kim? En büyüğü EBOB dediğimiz, EBOB AB dediğimiz şey. Ama bunun ne olduğunu biliyoruz? 1 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 3 küçük eşit 1'dir. Sonucu çıktı. Bu nedir? Bu bir çelişkidir. Bu çelişkiye düşmemizin sebebi işte malum o baştaki sayının rasyonel olduğunu varsaymamız. Dolayısıyla işte bu kök 3 artı kök 7 sayısı nedir? Rasyonel olamaz. Bu sayı bir irrasyonel sayıdır. Peki, o zaman üçüncü problemi de ne yapmış olduk? Tamamlamış olduk. Şimdi o zaman dördüncü probleme gelelim. Öncelikle bunun A şıkkını ispatlayalım. Ne söylüyor? Her P asal sayısı için karekök P sayısının irrasyonel olduğunu göstermemiz isteniyor. Burada aslında yukarıdaki gibi kök 7 ile yaptığımızın daha genelini yapacağız ama tamamen aşağı yukarı ispat aynı olacak. Ne diyelim? Kök P ne yapsa rasyonel olsa, bu bir rasyonel sayı olsa biz bu kök P'yi nasıl yazarız? A bölü B virgül B pozitif ve EBOB AB eşittir 1 olacak biçimde AB tam sayıları AB eleman Z ne yapardı? Var olurdu. Böyle tam sayılarımız var olurdu. Şimdi o zaman her iki tarafın karesini alırsak buradan P kare eşittir. P kare değil. Buradan P eşittir. Ne sonucu çıkar? A kare bölü B kare. Yani ne olur? Şu olur. A kare eşittir. P çarpı B kare sonucu çıktı. Peki bu bize ne söyler? O zaman P sayısı bir şeyle çarpılıp A kareyi veriyor. P A kareyi böler. Ama P asal, bir asal sayı bir tam sayının karesini bölerse onun kendisini de böler. O zaman biz bu A'yı nasıl yazarız? P çarpı K olacak biçimde K tam sayısı vardır. Peki böyle bir K tam sayımız var. Şimdi bu K tam sayımız ne yapıyor? P ile çarpılıp A'yı veriyor. O zaman şu eşitlikte A kare eşittir P B kare eşitliğinde A yerine bunu yazacak olursak P çarpı K'nın karesini yazacak olursak ne olur? P kare K kare eşittir P çarpı B'nin karesine. Bu P ile sadeleştirebiliriz. Bunu P ile sadeleştirdiğimiz zaman P çarpı K'nın karesi şu P'ye gidecek. Neye eşit olacak? B kareye eşit olacak. Yani P B kareyi bölecek. P B kareyi bölerse P de ne yapacak? B'yi de bölecek. Yine aynı yere geldik. P A ve B'nin neyidir? Bir ortak bölenidir. Ama böyle bir şey mümkün olamaz. Ve dolayısıyla diyelim ve dolayısıyla P küçük eşit EBOB AB olmalıdır. Ama bu nedir? 1'dir. Bu bir çelişkidir. Dolayısıyla bu sayı ne yapamaz? İrrasyonel olmalıdır. Rasyonel sayı olamayacaktır. Karekök P dediğimiz sayı. Peki o zaman A önermesinin ispatı tamamlandı. Burada ne diyor? M ve A birer pozitif tam sayı olsun. Eğer bu A sayısının n'inci dereceden kökü rasyonel olmak istiyorsa ne olmalıdır? Tam sayı da olmalıdır. Yani tam sayı olmayan bir rasyonel sayı olamayacağı iddia ediliyor. Peki, o zaman B'nin ispatına bakalım. Karekök n'inci dereceden karekök A. Bu rasyonel olsun. Amaç bunun rasyonel olduğunu varsayıp
bu sayının bir tam sayı olduğunu ispatlamak. O zaman madem ki bu rasyonel olmak istiyor, bu durumda biz bu sayıyı nasıl yazarız? K bölü L virgül, buradaki L pozitif ve K ile L aralarında asal olacak biçimde, K L tam sayısı nedir? Vardır. Böyle tam sayılarımız vardır. Şimdi bu kez şunu yapacak olursak, her iki tarafın eninci kuvvetini alırsak, eninci dereceden kök A eşittir K bölü L olduğuna göre, o zaman A neye eşit olacaktır? Şuna eşit olacaktır. K üzeri N bölü L üzeri N olacaktır. Ki buradan çıkan sonuçta ne olacaktır? K üzeri N sayısı şuna eşittir. A çarpı L üzeri N, yani buradaki A da bir tam sayı olduğu için L üzeri N, L üzeri N ne yapacaktır? K üzeri N'i bölecektir. L üzeri N böler K üzeri N. Ama L'ye bakıyorum. L, L üzeri N'i bölüyor. L üzeri N de K üzeri N'i bölüyorsa, o zaman L ne yapar? K üzeri N'i böler. Bir taraftan elimde bu var. Tamam. Ve ya da şöyle devam ettirelim. Peki bunlar L, K üzeri N'i bölerse, bir tam sayı diğerini böldüğünde bu ikisinin en büyük ortak böleni ne oluyordu? Bölen kimse onun mutlak değeri oluyordu. Ama bizim L dediğimiz sayı, L dediğimiz sayı zaten nerelerde? Şuralarda. L dediğimiz sayı zaten pozitif. Dolayısıyla bu L oldu. Peki. L ile K üzeri N'in en büyük ortak böleni neymiş? L'ymiş. Ama bu L ile K zaten neydi? Aralarında asaldı. O zaman bunlar aralarında asalsa, bunların istediğiniz kuvvetini aldığınızda K üzeri N ile L'yi aldığımız zaman, L'nin birinci kuvvetini, bunun n'inci kuvvetini aldığımız zaman burası 1 olacaktır. Yani o zaman ne oldu? Buradan çıkan sonuç, bu en büyük ortak bölen neye eşitti? Bu L'ye eşitti. L eşittir 1 oldu. L 1 olursa ne olur? L 1 olursa şu olur. Karekök n'inci dereceden kök A eşittir K bölü L. K tam sayı L 1. O zaman burası K. Ne yapmalıdır? Bu bir tam sayı olmak zorundadır. Dolayısıyla bu sayının rasyonel olduğu durumda, n'inci dereceden kök A sayısının rasyonel olduğu durumda bir tam sayı olması gerektiğini de ne yapmış olduk? İspatlamış olduk. C'de neyi göstereceğiz? Eğer n büyük eşit 2 ise, yani 1 hariç diyor. Çünkü n yerine 1 alırsanız birinci dereceden kök 1, 1 olacaktır. Tabii ki bu bir tam sayı olacaktır. Bu hariç n'inci dereceden kök n sayısının bir irrasyonel sayı olduğunu burada ne yapacağız? Göstermeye çalışacağız. C'de şuna yine aynı mantıkla n'inci dereceden kök n ne yapsa bu sayı bir rasyonel sayı olsa diyelim. Bu durumda ne olurdu? Bu sayı eşittir A bölü B virgül. B pozitif olacak biçimde ve hatta A ile B, A ile B, EBOB AB eşittir 1. 1 olacak biçimde A, B eleman Z, böyle tam sayılar vardır. Peki bunu böyle yapmış olduk. Peki o zaman bunu böyle yaptığımız zaman ne olacak? Şu olacak. Yine her iki tarafın n'inci kuvvetini alırsak, n'inci dereceden kök n A bölü B eşitliği var. Şu olur. N eşittir A üzeri N bölü B üzeri N. Yani şu olur. A üzeri N sayısı B üzeri N çarpı N biçiminde yazılır. Şimdi burada elbette ki bu A birden büyüktür. Değil mi? Çünkü A bir olmaya kalksa o zaman burası bir olurdu. Burası bir olursa, yani şu çarpımın 1 olmasını istiyoruz ama bu n sayısı 2'den büyük eşit. Yani şurası kesin büyük 1. Dolayısıyla bu a da 1'den büyük olmalı.
Değil mi? Yani buralar pozitif. Bu A birden büyük olmalı. Ve bu A birden büyük olduğundan A'nın neyi vardır? P gibi bir asal çarpanı vardır. Bir asal çarpanı muhakkak vardır. Peki. Şimdi P ne yapıyor? P A'yı bölüyor. O zaman P A'yı bölüyorsa P'nin eninci kuvvetine geçtiğim zaman P'nin eninci kuvveti de ne yapacak? A üzeri N'i bölecek. Yani P üzeri N kimi bölecek? B üzeri N çarpı N'i bölecek. Peki, bölsün. Bu durumda ise şu olur. Şimdi bu A ile B aralarında asal. A ile B aralarında asal olduğu için bunların hangi kuvvetlerini alırsak alalım, bunlar aralarında asal kalmaya devam edecek. Tamam. Şimdi P üzeri N'e bakıyorum. P üzeri N, A üzeri N'i bölüyor. O zaman şurada ne yaparsam ben, A üzeri N yerine bunun bir bölenini alırsam, bu zaten 1 olduğu için, daha önceki videolarda da bununla ilgili şeyler konuşmuştuk. Bu zaten bunların en büyük ortak böleni 1 olduğu için bu da 1 olacak. Yani P üzeri N ile B üzeri N de ne yapacak? Aralarında asal olacak. Peki bir taraftan P üzeri N ne yapıyor? B üzeri N çarpı N'i bölmek istiyor. Şimdi P üzeri N iki kişinin çarpımını bölmek istiyor ama bunlardan birisiyle de aralarında asal. O zaman P üzeri N ne yapar? Diğerini böler. Ve bu P üzeri şu N sayısı negatif olmayan bir şey. Dolayısıyla P üzeri N ne yapmalıdır? N'den küçük eşit kalmalıdır. Bir taraftan bunu elde ettik. Ama bu P üzeri N dediğim şey, bu P bir asal sayı. En azından 2. Dolayısıyla 2 üzeri N'den büyük eşittir. Ve bu 2 üzeri N de ne yapacaktır? N'den kesin büyüktür. Değil mi? Bunu tüme varımla çok rahatlıkla görebiliriz. Hatta yani tüme varıma ihtiyaç duymadan da görülebilecek bir eşitsizlik. 2 üzeri N ne yapacaktır? N'den kesin büyük olacaktır. O zaman ne oldu? P üzeri N bir taraftan N'den küçük eşit olmak istiyor. Diğer taraftan da P üzeri N, N'den kesin büyük olmak istiyor. İkisi birden mümkün değil. Bu bir çelişkidir. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Bu sayı rasyonel olamaz. Bu sayı bir irrasyonel sayıdır. Böylelikle dördüncü sorunun da çözümünü tamamlamış oluyoruz. Şimdi gelelim beşinci soruya. Burada ne diyor? K ve L birer tam sayı olmak üzere 3K artı 1 formatında bir asal sayı alırsak, yani bir asal sayının 3'te bölümünden elde edilen kalan 1 ise, o zaman bu tam sayı, bu asal sayı 6L artı 1 formatında olmalıdır. Yani bunun 6 ile bölümünden de elde edilen kalan ne olmalıdır? 1 olmalıdır diyor bize problem 5. Şimdi P bir asal sayı olsun. P bir asal sayı ve K bir tam sayı olmak üzere bu P eşittir 3K artı 1 biçiminde olsun. Bunun böyle olduğunu kabul edelim. Biçiminde olsun. Peki. Şimdi bu böyle olacaksa, P eşittir 3K artı 1 formatında olacaksa, burada bu K çift olmak zorundadır. K çift olmak zorundadır. Neden? Çünkü bu K tek olmak istese K çift olmak zorundadır. Çünkü aksi takdirde bu K'yı biz nasıl yazardık? 2L artı 1 olacak biçimde L eleman Z var olurdu. Tek olmak bu demek. Değil mi? 2'nin bölmemesi bu demek. Şimdi P'ye bakalım. P neydi? 3K artı 1'di. K da diyor ki ben 2L artı 1 formatında olmak istiyorum. Bir de burada artı 1'i var. O zaman buradan ne gelir? 6L 3K artı 1'di. K'yı da 2L artı 1 diye yazdık. 6L şuradan 3 gelecek. Bir de buradan ne gelecek? 1 gelecek. Bu olacak. Yani 2 çarpı 3L
artı ne yapacak? 2 olacak. Peki. Şimdi bu ne anlama gelir? 2p'yi böler anlamına gelir. 2p'yi bölmek istiyor ama p asal. O zaman bu p sayısı ne olmalıdır? 2 olmalıdır. Ama bu p sayısı 2 olamaz ki. P 2 değil çünkü 2 çarpı şu. Şurası 1 değil zaten. Burası 1 olamaz. Burası 1'den farklı bir tam sayı. Niye? Çünkü burası 3 L artı 2 1 olsa işte ne yapacaksınız? Buradan L'yi çekmek isteseniz olmayacak. Böyle bir tam sayı olmayacak. Burası 1 değil. Dolayısıyla bu bize bir çelişki veriyor. O zaman K çift olmak zorundaysa bu K'yı nasıl yazarız? Tabii aynı L değil. Burada olmayan bir durumdan bahsediyorduk. K eşittir 2L olacak biçimde bir L eleman Z vardır. Böyle bir L tam sayısı vardır. O zaman P dediğim şey 3K artı 1'di. K yerine de 2L yazarsam 3 çarpı 2L artı 1. Bu da eşittir 6L artı 1'dir. Bunu bu şekilde ne yapmış olduk? Yazmış olduk. P'nin 6L artı 1 formatında olduğunu görmüş olduk. Peki şimdi bir tüme varım sorusu. Aslında bu sorunun amacı bir sonraki sorunun çözümüne yardımcı olması. Her n pozitif tam sayısı ve her k negatif olmayan tam sayıları için n artı 1 sayısının n üzeri 2k artı 1 artı 1 sayısını böldüğünü göstermemiz isteniyor. Şimdi bir tane n'i alalım, bunu sabitleyelim ve bu n'i sabit tutarken buradaki k üzerinden tüme varımla ispatını yapalım. Şimdi bunu yaparken öncelikle k negatif olmayan tam sayı dediği için k'yı nereden başlatmalıyız? Sıfırdan başlatmalıyız. Bu önerme k eşittir 0 için doğru mudur? Tabii ki şurada k yerine 0 yazarsak sağ tarafta ne olacaktır? N artı 1 olacaktır. K eşittir 0 için bu şu ifade n artı 1 olacak. Tabii ki n artı 1 n artı 1'i ne yapar? Böler. Herkes kendisini böler. Dolayısıyla k eşittir 0 için bu önerme nedir? Doğrudur. Şimdi negatif olmayan bir m tam sayısı alalım ve iddianın k eşittir m için doğru olduğunu varsayalım. Yani n artı 1 n üzeri 2m artı 1 artı 1'i ne yapsın? Bölsün. Bunun böyle olduğunu varsayalım. Şimdi bunun böyle olduğunu varsaymak ne demek? İşte bunu uygun bir tam sayıyla çarpıp bunu bulabileceğiz. Peki amaç ne? Amaç şunu olacak. Bu n artı 1'in k yerine m artı 1 yazmakla elde ettiğimiz zaman yazmakla elde edilen ifadeyi yani şu ifadeyi böldüğünü göstermek. Burada n yerine m artı 1 yazarsak işte şu gelecek. Buradan da n üzeri 2m artı 3 artı 1 gelecek. Bu tam sayı n artı 1 ile bölünür mü? Şimdi meselemiz bu. Şimdi n üzeri 2 parantezinde m artı 1 artı 1. Bir de şurada artı 1 var. N üzeri 2m artı 3 artı 1 olacak. Şunun n kare diye ayıralım. Yani şu 2m artı 3'ü 2m artı 1 diye yazalım. Bir de artı 2 gelecek. Bunu da n kare çarpan olarak buraya ekleyelim. Bunu böyle yazıyoruz ki şuna biraz benzesin. Bunu yazdıktan sonra şu ifadeyi bir çıkaralım, bir ekleyelim buna. Peki bunu yaptığımız zaman ne olacak? Şimdi şurada şunlar ortak. Bu ortak parantezi alırsam burada n kare kalır. Şurada ne kalır? Eksi 1 kalır. Artı n üzeri 2m artı 1 artı 1 olacaktır. Peki şu n kare eksi 1 nedir? Bu da n eksi 1 çarpı n artı 1 çarpı n üzeri 2m artı 1'dir. Bir de artı bu var. Şimdi n artı 1'e bakıyorum. N artı 1 şurada bir çarpan. Yani n artı 1 bu ifadeyi bölüyor. N artı 1 bunu niye bölüyor? Çünkü bu tüme varım varsayımı. N artı 1 burayı da bölecek. Dolayısıyla n artı 1 hem bunu bölüyor hem de ne yapıyor? Bunu bölüyor. O zaman ikisini birden bölerse bunların neyini böler? Toplamını böler. Ama bu ikisinin toplamından da gelen şey nedir? Tam olarak işte
n yerine, pardon, buradaki k yerine m artı 1 yazdığımız zaman elde ettiğimiz şu tam sayı bu gelecektir. N artı 1 ne yapacak? Bunu bölecektir. Peki o zaman tüme varımla bunun ispatını tamamlamış oluyoruz. Evet, şimdi gelelim problem 7'ye. Ne söylüyor? N bir pozitif tam sayı olsun. Eğer 2 üzeri n artı 1 formatında asal sayı arıyorsanız, eğer bu sayının asal olmasını istiyorsanız, o zaman bu n sayısı ne yapmalıdır? 2 üzeri k formatında olmalıdır. 2 üzeri n artı 1, yani başka bir deyişle 2 üzeri n artı 1 asalsa, o zaman n eşittir 2'nin kuvveti olmalıdır. Ve bu arada bu formattaki asal sayılara Fermat asalları ismi veriliyor. Bunlar Fermat asalları olarak adlandırılıyor şu formattaki asal sayılar. Şimdi bunun ispatını yapacağız. Şimdi bu iddia tabii ki n eşittir 1 için doğrudur, değil mi? Yani eğer n 1 ise zaten amaç ne? N'i 2'nin kuvveti olarak yazmak. Negatif olmayan bir kuvvet olarak yazmak. Ben 1'i tabii ki nasıl yazabilirim? 2 üzeri 0 diye yazarım. Bu iş tamam. N eşittir 1 için doğrudur. O zaman biz bunu n'in 1'den büyük olduğunu varsayarak devam edelim. Şimdi 1'den büyük bir tam sayı aldığım zaman ben bunu muhakkak 2 üzeri k çarpı a diye yazarım. Buradaki k negatif olmayan bir tam sayı olacak. 0 olma hakkı var. Yani şu 2 üzeri k'dan 1 de gelebilir. Ve yanına yazdığım a sayısı da ne yapacak? 2 ile bölünmeyecek, yani tek olacak. Peki gerçekten böyle bir yazılış var mıdır? Tabii ki vardır. Nasıl vardır? Bu n 1'den büyük olduğu için bunun bir asal çarpanlara ayrılışı var. PR üzeri alfa r gibi asal çarpanlara ayrılışı var. Eğer bu asal çarpanlardan hiçbiri 2 değilse, yani 2 burada gözükmüyorsa, o zaman ben bu k'ya 0 olma hakkını da vermiştim. O zaman bu k'yı 0 alırım. 2 üzeri 0 çarpı kendisi diye yazarım. Yani şurası n olur. Ve burada hiç 2 görünmediğine göre demek ki bu n sayısı ne yapar? Tek olur. Bunu böyle hallederiz. Dolayısıyla bunu böyle yazdık. Yani 2'nin illa burada görünmesi gerekmiyor. Eğer 2 varsa ve hadi bunları da küçükten büyüğe doğru yazdığımızı varsayarsak, bu P1 2 ise, yani o zaman işte 2'nin bir kuvveti gelecek. Bu sefer gerçek bir kuvvet gelecek. Negatif olmayan bir kuvvet gelecek. Geriye kalanların içinde hiç 2 yok. Dolayısıyla geriye kalanlar hep tek olacağı için bunların çarpımı da tek olacaktır. Dolayısıyla bu şekilde bunu ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Tabi bu 2'ye has bir şey değil. Herhangi bir n tam sayısı verildiği zaman biz bunu muhakkak p üzeri k çarpı a diye yazabiliriz. Tamamen buradaki mantıkla. Ve bu p sayısı ne yapmaz? A'yı bölmez. Asal çarpanlara ayrılıştan dolayı n sayısını muhakkak böyle yazabiliyoruz. Bu arada bunu böyle yazdığımız zaman şu p üzeri k sayısına da n'in ne ismi veriliyor? P kısmı. N'in p kısmı ismini de veriyoruz buna. Peki. Şimdi o zaman birden büyük olduğunu varsaydığım bu n sayısını bu şekilde yazdım. Benim amacım ne? N'in 2 üzeri k biçiminde olduğunu göstermek. Yani şu a sayısını 1 bulursam işim biter. Bu a'nın 1 olduğunu göstermek istiyorum. Peki bu a dese ki, ben 1'den büyük olacağım. Burada tabi ak eleman, bu a pozitif olacak tabii ki. Yani asalların, bir takım asalların çarpımı. Buradaki a'mız pozitif. Negatif olmuyor zaten. Negatif olmaya kalksa işte, yani bir olmaz. Yani bu a negatif olmaya kalksa şu çarpımdan n'i negatif yapar vesaire. Şimdi bu a 1'den büyük olsa 2 de bunu bölmediği için, yani a tek olduğu için a'yı 2m artı 1 diye yazarız. Ve bu m sayısı 0'ın altına düşemez, değil mi? Çünkü eksi 1 veya daha küçük bir değer alsa, o zaman bu a sayısı ne yapacaktır? Negatif olacaktır. Yani m büyük eşit 0 olacak biçimde
A'yı biz tek olduğu için 2 üzeri m artı 1 formatında ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Peki yazalım. Şimdi 2 üzeri n artı 1. N dediğim şey ne? 2 üzeri k çarpı a. Bunu böyle yazdım. O zaman şunu da 2 üzeri k çarpı a, bu üstlü sayıların en temel özelliklerini kullanarak 2 üzeri k'nın a'nıncı kuvveti artı 1 diye yazalım. Bu a neye eşit? A da 2 üzeri m artı 1'e eşit. O zaman bu ne yaptı? 2 üzeri k üzeri 2m artı 1. Bir de burada ne var? Artı 1 var. Şimdi problem 6 ne diyordu? Bakın problem 6 şunu söylüyor. N artı 1 sayısı n'in bir tek kuvveti artı 1 sayısını ne yapar? Böler. Şimdi 6. problemde şöyle yazalım. 6. problemde şunu alırsam ben. N yerine kimi alırsam? 2 üzeri k'yı alırsam. Bakın şurası 2 üzeri k artı 1. Yani 2 üzeri n artı 1. Peki kuvvet olarak neyi alacağım? Bir tek kuvvet alacaktım. 2m artı 1 kuvvetini aldığım zaman, o zaman yani şu sayının bu kuvvetini aldığım zaman bu da tam olarak ne olacaktır? 2 üzeri n artı 1 olacaktır. Yani 6. probleme göre 2 üzeri k artı 1 sayısı 2 üzeri n artı 1 sayısının bir bölenidir. Peki. Şimdi bu k dediğim şey negatif olmayan bir tam sayıydı. K negatif değilse o zaman 2 üzeri k da ne yapar? Büyük eşit 1 olur. Şu kuvvet büyük eşit 1 ise o zaman 2'nin bu kuvvetini alıp bunu bir de 1 ile toplarsam bu ne yapar? Birden kesin büyük olur. Yani şu çarpan ne yaptı? Birden kesin büyük. Peki diğer yandan biz bu a'nın birden büyük olduğunu varsayıyoruz. A birden büyükse o zaman şu 2 üzeri k'nın a'nıncı kuvvetini aldığım zaman bu sayı ne yapacak? Büyüyecek. Şu sayı bundan kesin küçük kalacak. Bu da nedir? 2 üzeri n artı 1'dir. Ama o zaman ne oldu? Şu sayı birden büyük ve 2 üzeri n artı 1'den küçük ve bu sayıyı ne yapıyor? Bölüyor. Bunu bölüyor. Peki bu sayı neydi? Hipoteze bakalım. 2 üzeri n artı 1 sayısı bir asal sayıydı. Eğer bu sayı bir asal sayıysa böyle bir pozitif böleni olamaz. Birden büyük, kendisinden küçük bir böleni olamaz. Bu nedir? Bu bir çelişkidir. O zaman bu çelişki bize ne söyler? A'nın birden büyük olamayacağını söyler. Yani A 1 olmalıdır. A 1 olduğu zaman da n dediğimiz şey de neydi? N de 2 üzeri k çarpı a'ydı. O zaman n dediğimiz şey de ne olacaktır? 2 üzeri k olacaktır ve böylelikle istediğimizi elde etmiş olacağız. Peki, burada şunu da söylemek lazım. Fermat şunu iddia etti. Daha iddia ettiğimden önce şunu evet, bir anlamda iddia etmiş oldu. Eğer bu problemin, 7. problemin tersinin de doğru olduğunu, yani eğer bu n 2 üzeri k formatındaysa 2 üzeri n artı 1 sayısının, yani 2 üzeri k artı 1 sayısının negatif olmayan k tam sayıları için daima bir asal sayı olduğunu iddia etti. Fakat bu iddia doğru değil. Bunu daha sonra Euler gösterdi. K eşittir 5 alındığı zaman, işte biraz hesap kitap işi olarak görünse de 2 üzeri 5 artı 1 sayısının asal olmadığını, işte şöyle iki tane çarpanın olduğunu Euler ortaya koydu. Dolayısıyla bu problemin tersi, yani 7. problemin tersi ne değildir? Doğru değildir. N'i 2 üzeri k aldığımız zaman şu sayı bize her zaman bir asal sayı vermez. Peki, bu videonun o zaman son problemine bakalım. Ne diyor?
ispatlamamız gereken iki tane önerme var. Eğer 2'den kesin büyük bir tam sayı alırsak, n'den kesin büyük, n faktöriyelden de kesin küçük bir p asal sayısı muhakkak vardır. Yani başka bir deyişle, aralığı yeteri kadar geniş tutarsanız, buradaki aralığımız nedir? N ne? N faktöriyel. Bu aralıkta muhakkak bir asal sayı bulabilirsiniz. Yani asal sayıları böyle biraz serpiştirilmiş durumda gibi düşünmemizi sağlayan bir önerme. Aralığı yeterince geniş tuttuğunuz zaman o aralığa muhakkak bir asal sayı girmek durumunda. Peki önce bu A'nın ispatını yapalım. Şimdi bu n sayısı 2'den büyük olduğuna göre o zaman bu n faktöriyelden 1 çıkartsak bu n faktöriyelin içinde en azından 1, 2, 3 çarpanı olacak. Değil mi? N 2'den büyük. Dolayısıyla bu 1'den büyük bir şey. 1'den büyük olduğuna göre 1'den büyük herkesin bir en az bir asal çarpanı vardır. Bunun p gibi bir asal çarpanı olacak. Ve bu n faktöriyel eksi 1'in p gibi bir asal çarpanını aldığım zaman bu asal çarpan p'den kesin büyük olmak zorundadır. Niye? Çünkü bu p küçük eşit n olmaya kalksa o zaman n faktöriyelde neler var? N faktöriyelde n'den küçük herkes, küçük eşit olan bütün pozitif tam sayılar görünüyor. O zaman p de burada görünecekti. P de şuralarda bir yerde olacaktı. O zaman bu p n faktöriyeli bölecekti. Bu p zaten n faktöriyel eksi 1'in bir asal çarpanı olarak alındı. O zaman bunu bölüyor, bunu bölüyor, farklarını bölecek. Ama bu fark nedir? 1'dir. P gider 1'i bölerdi. Ama p asal sayı. 1'i bölemez. Yani 1'i 2 kişi bölebiliyor. Bir de eksi 1. Dolayısıyla bu n ne yapmak zorundadır? P'den kesin küçük olmak zorundadır. Evet, işte buradaki n sayımız ne yaptı? P'den kesin küçük oldu. Peki diğer taraftan bu p n faktöriyel eksi 1'in bir asal çarpanı. Dolayısıyla p ne yapamaz? Bu sayıyı geçemez. Küçük eşit budur. Bu sayı da n faktöriyelden nedir? Kesin küçüktür. Dolayısıyla n kesin küçüktür p, o da kesin küçüktür n faktöriyel olacak biçimde bir p asal sayısını burada ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Peki, o zaman A önermesinin ispatı tamamlanmış oldu. B'de ne söylüyor bize? Eğer 1'den büyük bir tam sayı alırsak n faktöriyel artı 1 sayısının asal çarpanlarını arıyorsak eğer n faktöriyel artı 1'in asal çarpanları n'den büyük olmalıdır ve ne yapmalıdır? Tek olmalıdır. Çift olamaz. Zaten asal çarpan arıyorsak çift olup asal olan tek kişi kimdir? 2'dir. Yani başka bir deyişle n faktöriyel artı 1'in asal çarpanları n'den büyük olan 2'den farklı asal sayılardır. Peki. Şimdi bunun ispatına bakalım. Bu n sayısı 1'den büyük ve p'de n faktöriyel artı 1'in bir asal çarpanı olsun. Yani burada istenildiği gibi varsayıldığı gibi bir asal sayı alınsın. Şimdi yine yukarıdaki gibi bu p küçük eşit n olamaz. P küçük eşit n olsa şurada bir yerde gözükecek. P bunu bölecek. Yani p ne yapar? N faktöriyeli bölerdi. Yani k eğer 1 ile n aralığına sıkışırsa o zaman bu k ne yapar? N faktöriyeli böler. Değil mi? N faktöriyelin tanımından dolayı bunu bölecek. Peki p n faktöriyeli bölecek. Zaten p kim? P'nin tanımı ne? N faktöriyel artı 1'in bir asal çarpanı. P bunu da böler. P ikisini birden böldüğüne göre bu p sayısı ne yapacaktır? 1'i bölecektir. Buradan p böler 1 sonucu elde edilmiş olacak. Peki p 1'i bölüyor. Bu mümkün değil, değil mi? Asal sayı 1'i bölemez. O zaman bu bize şunu söyledi. N p'den kesin küçüktür. P küçük eşit n olamaz. Peki ne kaldı? Şu kaldı. Bu p'nin tek olması, yani çift olmaması gerektiği
ki asal olduğunu da düşünürsek yani ikiden farklı olduğunu söylemeliyiz. Ama n faktöriyel artı 1'e baktığımız zaman bu nedir? 1, 2, n bu çarpım artı 1'dir. Ama burada işte şurada 2 çarpanı var. Şu geri kalanlara da k gözüyle bakarsak 1, 3, 4 nokta nokta bunlara k gözüyle bakarsak o zaman bu 2k artı 1 formatında olacaktır. Yani n faktöriyel artı 1 sayısı bir tek sayıdır zaten. Dolayısıyla 2 ne yapamaz? Bunu bölemez. Dolayısıyla bu p sayısı n faktöriyel artı 1'in bir böleniydi. Ne yapamaz? 2 olamayacak ve dolayısıyla bu da bizim istediğimizi ne yapmış olacak? Vermiş olacak diyelim ve bu videonun da burada sonuna gelmiş olalım.